Real Ekonomi'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ben Hande Berk'ten bundan böyle bu kuşak boyunca sizlerle birlikte olacağız. Real sektördeki gelişmeleri masaya yatıracağımız programımızda bugün. Konut sektöründeki büyümeye paralel büyüyen, gelişen bir sektör. Boya sektörünü konuşacağız. Yaklaşan bahar mevsimiyle beraber hareketlilik başladı mı? Bu sorunun yanıtını Permolit Boya CEO'su Akın Akçalı'dan alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Bu kış yapmadan bahara hızlı bir gireceğiz gibi gözüküyor. Ve özellikle bahar mevsimi sizin sektörde en fazla hareketliliğin olduğu mevsimler. Evet. Mevsimsellikle beraber satışlarınız kuşkusuz bir artış gösteriyordur. Ne dersiniz? 2017'yi sektör nasıl kapadı ve bu yıla nasıl bir başlangıç yaptı? Sektörümüzü öncelikle ikiye ayırmak lazım. Bir tanesi inşaat boyaları sektörü, diğerini sanayi grubu. Sanayi grubunda çok başarılı bir yıl geçirdik. İhracatta çok başarılı bir yıl geçirdik. Biraz inşaat grubu tarafı biraz durağan geçti. Ama 2018 yılında büyüme hedeflerine ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Ne kadar bir büyüme öngörüyorsunuz sektörel olarak? %3 ile 4 civarında bir büyüme öngörüyoruz. Geçtiğimiz yıl ancak konut inşaat sektöründeki yavaşlamaya, o yükseliş ivmesinin hız kesmesiyle paralel siz de bir miktar değil mi? Evet, biraz da kurlardaki artış, boya ham maddelerindeki artış, bunların etkisi nihai ürünlere büyük oldu. O yüzden insanlar biraz ertelemeye gitti. Çünkü boya ertelenebilir ihtiyaçların başında geliyor. İlk olarak o taraftan biraz tasarruf ettiler ama bu sene inşallah ürettiğimiz malları satacağız diye düşünüyoruz. Şimdi ham madde maliyetlerinde artış oluyor derken hemen şu soruyu da sormadan geçemeyeceğim. Boya sektöründe Türkiye'de yerlilik oranı nedir? Boyadaki girdilerin %60 ithaldir, %40'ı yerli. O yüzden de biraz dövize bağımlı, kura bağımlı bir ürün üretiyoruz. Dövizdeki, yani bu %60'lık artış direkt hissediliyor boya Peki, fiyatlarında. Peki Akın Bey, şunu da öğrenmek istiyorum. Özellikle yerlilik oranı yabancı oranı %60 dediniz. Yerlilik oranı haliyle %40 da yabancının altında. Biz yerlilik oranını artırma adına neler yapabiliriz? Türkiye'de ham madde yatırımları yapmamız gerekiyor. Fakat bunlar çok büyük. Biraz açabilir misiniz şu ham maddeyi? Örneğin titanyum dioksit bizim boyamızın en önemli girdilerinden bir tanesi. Bugün tam kapsamlı bir titanyum dioksit fabrikasının yatırım maliyeti $1 milyar civarında. O yüzden de şu aşamada yurt içinde bu tarzda bir yatırım yapan kimse çıkmadı. Artı tabii bir de ham maddenin maden sektörüne bağımlı. Türkiye'de de bulunmadığı için şu aşamada böyle bir yatırım yapılması çok rantabl olmayacaktır diye düşünüyorum. Peki ham maddeyi nereden karşılıyoruz? Ham maddeyi dünyanın her tarafından getiriyoruz. Özellikle Orta Asya ve Avrupa başta olmak üzere. Tüm dünyadan ham madde tedariği yapıyoruz. Peki şimdi aynı zamanda ihracatçı konumundasınız. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Kurda ham madde etkisi var dediniz, kurlardaki oynaklığın. Mevcut euro ve dolar paritesi nasıl etkiliyor? Şimdi kurdaki artışların bir dezavantajı var. Boya maliyetlerini arttırıyor ama bunun paralelinde de dünyada rekabetçiliğimizi arttırıyor. Sonuçta %40'da bir yerli girdi var boyanın içerisine. Rekabetimiz arttığı için ihracatımız artıyor dolayısıyla boyada. Peki ihracat pazarlarıyla ilerleyelim mi? Tabii ki. Şöyle anlatabilirim. Ben Türkiye Avrupa'daki 5. büyük boya üreticisi. Geçen sene yaklaşık $1 milyar 100 milyon gibi bir ihracata ulaştı. Bir önceki seneye göre %12 gibi bir artış, başarılı bir artış sağladı. Bunun tabii ki en büyük etkileri sanayimizdeki gelişmeler, sanayi ürünlerinin de ihracatının artması. Bunun paralelinde boyayı da paralel bir anlamda artışını sağladı. Peki dünya genelinde boya sektöründe hangi ülkeleri biz liderlik koltuğunda görüyoruz? Türkiye'de biraz da yerine bakalım, bu ligde neredeyiz? Şöyle, dünyada 130 milyar dolarlık bir pazar var. Biz bu pazarın %2'si, 2,5 civarında bir oran alıyoruz. Dünyadaki boya pazarı da değişti. Eskiden Avrupa ve Amerika öncülüğü
öncüyken. Şimdi Orta Asya öncülüğü aldı. Asya pazarı şu anda en büyük pazar olarak görüyoruz. Şimdi boyanın ham maddesi dedik, ihracat pazarları dedik. Tabii ki Türkiye'nin de hedefi. Türkiye boya ihracatında ne yapıyor? Bu kapsamda siz permolit boya olarak sizin de biraz ihracat performansınızla ilerleyelim. Evet. Türkiye şu anda 50 ülkeye ihracat yapan bir konumda. Biz de permolit boya olarak şu ana kadar 22 ülkeye ihracat yaptık. Bunlardan 15'iyle şu anda faal anlamda çalışıyoruz. Bunun yanında bu sene İngiltere'ye bir yatırım yaptık. Türkiye'den İngiltere'ye giden ilk boya firması olma gururunu yaşıyoruz. Oradaki hedefiniz nedir İngiltere pazarında? Oradan Avrupa'ya veya farklı pazarlara açılmak mıdır? İngiltere Avrupa'nın ikinci büyük pazarı. O yüzden de çok önemli bir pazar bizim için. Katma değeri yüksek ürünler satabiliyoruz orada. Boya fiyatları çok yüksek. Çünkü Türkiye'deki boya ihracatında şöyle bir sıkıntı yaşandı bugüne kadar. Biz dışarıya ürünlerimizi hep düşük kaliteli olarak gösterdik. Ve çok düşük fiyatlardan mal sattık. Bugün dünya bir araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmada dünyada boya ihracatı yapan ülkeler arasındaki en düşük fiyatlardan biri bizim ülkemiz çıktı. Biz bunu yukarı seviyelere taşımayı istiyoruz. O yüzden de hedeflediğimiz en zor pazarlardan ama boya fiyatlarının en yüksek olduğu pazarlardan biri olan İngiltere'yi ilk hedef olarak tespit ettik ve o pazarda çalışmalarımıza başladık. İngiltere pazarından biraz da ilerleyelim. Ne kadar büyüklükteki bir pazar? Burada nasıl bir potansiyel var Türk markalar için? Türk markalar için her türlü olanak var. Çünkü bugün Türk ürünlerine baktığınız zaman Avrupa'nın en kaliteli ürünlerini üretiyoruz diyebiliriz. Çünkü kullanılan ham madde aynı. Ve bizim Türkiye'deki Ar-Ge merkezlerimiz gerçekten çok iyi çalışıyor. İngiltere'ye gidildiği zaman İngiltere'de istediğimiz ürünleri çok rahat satabilecek kapasitedeyiz. Şöyle bir durum var. Avrupa'daki üreticiler genelde do it yourself dediğimiz kendin kullan tarzında boyalar üretip ve satıyorlar. Türkiye'de ise boyalar genelde profesyonel tüketiciler tarafından, profesyonel ustalar tarafından kullanılacak şekilde üretiliyor. Bu da otomatikman kalitemizi arttırıyor oradaki rekabete baktığınız zaman. O yüzden bizim kalitemizi oraya taşıdığımızda insanlar şaşıracaktı. Bir Türk malının bu kadar kaliteli malı olduğunu. İnşallah orada başarılı olacağımızı düşünüyorum. Peki sektörel biraz destek ve teşviklerle de ilerleyelim. Geçtiğimiz yıl Kredi Garanti Fonu'nun özellikle diğer yanda da Exim Bank'ın ihracatçılara ve sanayiciye büyük desteği oldu. Evet. Özellikle bu Türkiye'de verilen destek ve teşvikleri siz nasıl değerlendirirsiniz? Yatırıma dönüyor mu ve siz yararlandınız mı? Yatırıma döndüğüne kesinlikle onaylayabilirim. Bizim sektörümüzle ilgili direkt bir teşvik olmamasıyla beraber tüm sanayicilere Ar-Ge destekleri, ihracatla ilgili birçok destek veriliyor. Bu desteklerin içerisinde yurt dışındaki tutacağınız, kiralayacağınız ofis, depodan tutun. Orada yapacağınız reklam harcamalarına kadar devletimiz, hükümetimiz destek veriyor. Bunlardan biz faydalandık. Çok da faydasını görüyoruz. Gerek fuarlar olsun, gerek ofis kiralama, depo destekleri. Bunlar bize büyük bir güç veriyor. Evet, siz de faydalandığınızı söylüyorsunuz. Programın başında söylemiştik. Bahar ayları yaklaşıyor. Ne kadarlık bir artış oluyor özellikle bu mevsimde, bahar ayında? Şöyle, boya sezonunu ikiye ayırabiliriz. Bir, okulların kapanmasına yakın dönem. Bir de okulların açılmasına yakın dönem. Bu bahar ayları ve sonbaharda pik yaptığımız dönem. Bu seneki piyasadaki işte artışları %4 civarlarında olacak diye düşündük. Ama normal fabrika üretimi açısından baktığımız zaman aşağı yukarı %50 fark ediyor. Yani durgun sezonla hareketli sezon içerisindeki üretim kapasiteniz yaklaşık %50 daha fazla oluyor. Peki sektörün biraz da konut ve gayrimenkul sektörüyle de özellikle paralel ilerleyen bir sektör. Bu kapsamda
Son yıllardaki gelişimini nasıl okumalı ve önümüzdeki döneme dair beklentiniz nasıl şekilleniyor? Orada şöyle bir enteresan bir veri var. Bundan 10 sene önce inşaat piyasası durgunken tüketilen boyanın %10'u yeni inşaatlarda, %90'ı yenilemelerde, renovasyonlarda kullanılıyordu. Fakat bugün geldiğimiz noktada %60 yeni %60 yenilemede, renovasyonda, %40'ı yeni inşaatlarda kullanılır hale geldi. İnşaatla beraber boya pazarımız büyüdü. Tabii bunun içerisinde sanayinin büyümesi de var. Bundan 10 sene önce 6 litrelerdeyken boya tüketimimiz şu anda 11 kilolara geldi, 11 litrelere geldi. Bizim hedeflediğimiz 2023-2030 yılına yakın bunu 20 kilolara, gelişmiş ülkelerdeki, yani gelişmesini tamamlamış ülkelerdeki 20 litre hedefine ulaştırmak, kişi başı tüketimi. Şu an mevcutta ne kadar? 11 litre. 11 litrede daha çok evet, alacağımız yol var. Peki evet, özellikle bizi izleyen izleyicilerimize, hani belki dışını veya dış cephesini boya yapmak isteyenlere boyalarken nelere dikkat etsinler? Şimdi burada birçok faktör var. Fiyat tabii ki ham maddesi. Bunun kalitesi nasıl anlaşılır? Sağlık da en önemli konulardan biri. Çünkü yaşam alanlarımız ve yaşam alanlarımızda uzun saatler geçiriyoruz. Bu kapsamda iyi ve hani şöyle söyleyeyim, kaliteli ve kalitesiz boyanın ayrımı var mıdır onun ipuçları? Bir kere üzerindeki yazan yazılar birer veridir. Profesyonel kişilere danışmaları, ürünlerin antibakteriyel olması, su bazlı olmalarını tavsiye ederim. Çünkü dünyada solvent bazından su bazlıya büyük bir geçiş var. Eskiden solvent bazlı ürünlerin içerisinde kanserojen içeren maddeler var. Su bazlı da var ama bunları minimum seviyelere düşürdük son yıllarda. Üzerindeki yazan yazıları detaylı okuyup profesyonel kişilere danışmalarını tercih ederim. Üzerlerindeki yazan kapladığı alan ve diğer detayları iyi bir gözden geçirmelerini tavsiye ederim. Peki boya sanayi diyoruz, şimdi profesyonel kişiler dediniz, oradan bağlayacağım. Sektör ne kadarlık bir istihdam oluşturuyor Türkiye iş gücü piyasasında? Şöyle, Türkiye iç pazarında önce toplam satış rakamından bahsedeyim. 2 milyar dolar civarında bir satışı var. 2.2 milyar doları boya sanayinin. Bunu yapan aşağı yukarı 350 tane fabrika var. Bunlardan 20 tanesi evet, büyük ölçekli. Bu fabrikalarda bizim yaptığımız araştırmalara göre 20 bin direkt istihdam sağlıyoruz. En direkt olarak da 300 bin civarında bir istihdam sağladığımızı raporlarda çıkıyor. Peki bu yola 2018'e yaratacağı iş gücü açısından nasıl değerlendirirsiniz? Bu yılı yaratacağı iş gücü açısından nasıl değerlendirirsiniz? İş gücü piyasasına nasıl destek olacaksınız? Şöyle, üretim arttıkça, tüketimi arttıkça zaten bu da paralel olarak boyada istihdama etki ediyor. Çünkü uygulanacak yerler çoğalıyor, yapılacak iş artıyor. Böylece istihdama da direkt etki ettiğini düşünüyorum. Şimdi her şey yurt içi talebe bağlıyken aynı şekilde dış pazarlara da özellikle Avrupa pazarınız öncelikli olduğunu söylediniz ama alternatif pazarlar geliştirmeyi hedefliyor musunuz? Hedefleriniz içerisinde belki yurt dışında ortaklık, satın alma, çeşitli işbirlikleri var mı? Onu da mevcut. Biz 2014 yılından beri Nijerya'ya ihracat yapıyoruz. 2017 yılında ufak bir üretim tesisi kurduk Nijerya'da, Afrika'da. Afrika bence gerçekten çok büyüyecek bir pazar önümüzdeki 10 sene içerisinde. Nijerya'ya herkesin dikkatini çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim 1996 yılından beri Rusya'da fabrikamız var. Orada üretim yapıyoruz. O pazarı zaten kendi kulvarımızda domine ettiğimizi düşünüyorum. Ama Afrika güzel bir hedef, güzel bir pazar. Oraya herkesin ürün satabileceğini düşünüyorum. Peki Rusya ile bir dönem hakikaten bir kriz yaşamıştık. Bu süreçte birçok şirket etkilendi. Siz etkilendiniz ve biz bu kapsamda de etkilendik tabii ki. Toparlandı mı? İlişkiler tam anlamıyla eskisine döndü diyebilir miyiz? Yoksa hala bazı bürokratik işlemlerle hani engeller çıkarıyorlar mı Türk yatırımcılara? Bizim için yok diyebilirim. Yani bizim orada Rus ortaklarımız da vardı zaten ama önceden bu dönemde Türk elemanlarımızı geri çekmek zorunda kalmıştık.
Evet. Çünkü bayağı bir rahatsızlıklar oluyordu ama şu süreç içerisinde herhangi bir sıkıntımız yok. Peki şirket olarak özellikle şirketlerin kuşkusuz spora desteği de kaçınılmaz. Çok da değer taşıyor ki keza bu bahsettiğimiz profesyonel kulüplerin dışında amatör branşları olduğum hakikaten ben daha da değerli buluyorum eski bir tenis oyuncusu olarak. Sizin bu kapsamda çeşitli çalışmalarınız vardı. Biraz da bize açıklar mısınız? Bizim Galatasaray'la bir işbirliğimiz olmuştu geçen sene. O profesyonel. Profesyonel olarak. Futbol kulübü. Amatör olarak yelken kulübümüz var. Hı-hı. Yelken takımımız var. Yelken'e bayağı gönülden bağlıyız. Kısa dönem içerisinde okçulukla ilgili bir projemiz var. İnşallah okçulukla ilgili bir çalışma yapacağız en kısa zamanda. Oradaki çalışma nedir? Süreci biraz bize açıklayabilir misiniz? Eğer çok da esasında bize... buradan da kendisini kutlamak isterim. Mete Gazoz dün Amerika'da yapılan salon dünya şampiyonasında Türkiye dünya ikincisi oldu. Hı hı. Ve hatta son ana kadar başa baş gittiler. Son birer okta ikinci oldu. Babası Metin Bey zaten o da bir dünya çapında bir spor milli sporcumuz. Kendisiyle beraber tüm Türkiye'de okçuluğa gönül veren gençleri destekleyeceğimiz bir sosyal sorumluluk projesi yapacağız. Yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atacaksınız. Bu kapsamda okçumuz Mete Gazoz'u bize tebrik edelim. Her ne kadar gazetelerde değil mi az yer bulsa da bu değerli sporcu kardeşlerimizin. Peki profesyonel anlamda var mı önümüzdeki döneme dair herhangi bir futbol kulübünde yine bir marka sponsorlu? Şu süreç içerisinde yok. Gene Permanent Sailing Team olarak. Bunların etkisini nasıl görüyorsunuz? Çünkü önemli de bir pazarlama mecrası değil mi spor kulüpleri üzerinden? Esasında geri dönüşümünü aldınız mı? O konuda biz çok bu konuda geri dönüşüm beklemiyoruz. Yani şöyle, Türkiye'de futbola çok nasıl önem veriliyor. Diğer konular çok fazla önemli olmuyor. Ama biz orada sosyal sorumlulukla sorumluluğu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Bu biraz manevi geri dönüş oluyor bizim için. O tarafta yaptığımız destekler. Futbol kulübünde yapılan destek. Hayır. Manevi. Yelken kulübü, amatör kulüplere değil mi? Evet, amatör kulüplere. Evet, kesinlikle manevi yönü onun çok daha farklı. Çünkü futbol kulüplerimiz keza ciddi anlamda devasa bütçelere sahipler. Diğer yanda diğerlerine adeta damlıyor. Evet. Demek doğru olur ki bu damlamasıyla bile genç kardeşlerimiz dünya ikincisi oluyorsa hakikaten takdire şayan. İnşallah. Değil mi? Peki şirket olarak başka sosyal sorumluluk projelerini imza atacak mısınız önümüzdeki dönemde? Biz bu sene güzel bir proje yapmaya başladık. İnşallah bunun devamlılığını getirmeyi düşünüyoruz. Bir tane bir köy ortaokulumuz bizden okulun yenilenmesiyle ilgili bir talepte bulundu. Biz boya firmaları olarak genelde ustalara seminerler veririz. Bunları otellerde veya farklı salonlarda genelde düzenliyoruz. Biz burada gönüllü ustalarımızı o köy okulunda topladık. Hem seminerimizi orada verdik hem de oradaki ustalarla beraber okulu boyadık. Bununla paralel aynı gün içerisinde bir festival düzenledik o okulun çocuklarıyla beraber. Hangi ilimizdeydi? İzmit Hakkaniye Ortaokulu'nu bu sene boyama işlemini gerçekleştirdik. İnşallah 2018 yılında bunu çeşitli köylerde de yapmayı düşünüyoruz. Evet. Doğu ve Anadolu sizleri bekliyor İnşallah. Diyelim mi? Hakikaten İnşallah. Çok okulumuz var yenilenmeye. Öğrencilerimizin o pırıl pırıl güzel öğrencilerimizin güzel okullarda eğitim öğretim alabilmesi için sizlerin kuşkusuz katkıları çok değerli bu anlamda. Şimdi boya sektöründe yine ilerlemek istiyorum. Özellikle boya sektöründe Türkiye'de şunu sormak istiyorum. İhracatta Turkuati desteğinden faydalanıyor musunuz? Biz Turkuati'ye dahil olmadık şu süreçte ama sadece Turkuati değil, bunun haricinde vermiş oldukları bir sürü destekler var. Özellikle İstanbul İKMİB, İstanbul Kimyevi Maddeciler İhracatçılar Birliği'nin düzenlemiş olduğu URGE projeleri var. Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projeleri. Devletimiz gerçekten bu konuda büyük destekler veriyor. Hedef seçilen ülkeleri gidiliyor, orada gidilmeden önce araştırmalar yapılıyor. Eğer gidilme gerekiyorsa oradaki ticari ateşelerimizle beraber toplantılar düzenleniyor. Ve gerçekten
çok faydalı projelerle destekliyor hükümetimiz ihracatı. Şimdi buna bağlayacağım. İhracatta birim başı kilogram değeri nedir boya sektörünün? Yani Türkiye ortalaması. Türkiye ortalamasının altında mı kalıyor? Türkiye ortalaması 1,5 dolarlardan 1,38 dolarlara geriledi yoksa üstünde mi? Üstünde. 2,6 dolar civarlarında olsun. Peki katma değer nasıl arttırılır boya sektöründe? Katma değer özellikle pahalı ürün satılan ülkelere ihracat yapmamız gerekiyor. Örneğin Avrupa'yı hedef almamız gerekiyor. Kaliteli ürünler satmamız gerekiyor. Artı pazarlama yapmaktan korkmamamız gerekiyor. Örneğin Türkiye'deki boya firmalarının birçoğu, inşaat boyaları tarafında konuşuyorum, Avrupa'ya, Amerika'ya açılmıyorlar. Çünkü oradaki ilk başta girişteki maliyetlerden korkuyorlar. Ama bugün örneğin bir Londra'da Türk markalarının olduğu mağazalar gün geçtikçe artıyor. Bunlar oraya ilk başta gidip, cesaretle gidip orada ticaret yapmaya başlayıp oradaki katma değerlerindeki faydayı görüp, mutluluğu yaşayıp oradaki işlerini büyüten firmalar. Ben de diyorum ki Türk boya sektörüne, bizim de bir an önce Avrupa'ya gitmemiz lazım. Orada kaliteli ürünlerle piyasaya girip, iyi ürünlerimizi satarak, kaliteli ürünlerimizi satarak katma değeri arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki, Türkiye'den global bir marka çıkar mı? Yoksa şimdi bunu söylemek için, telaffuz etmek için daha erken mi? Veya neler yapılmalı? Global marka tabii ki çıkar ama bu işlerde en önemli şey marketing. Bu da karlılıkla oluyor. Şayet demin söylediğim gibi biz düşük katma değerli veya düşük kar marjlı ürünleri piyasaya arz edersek bu marketing için bütçemizi oluşturamıyoruz. Ama karlı yerlere, Avrupa pazarına açıldığımız takdirde bir dünya markası olma yolunda ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Peki bu işin özelinde tabii ham maddelere baktığımızda kimyasal ürünleri görüyoruz. Arge inovasyon kuşkusuz çok önemli. Türkiye'de gerek Arge inovasyon Arge merkezleri var mı boyada, yoksa da üniversitelerle beraber üniversitenin laboratuvarlarında bu bölümlerle ilgili çalışmalarınız oluyor mu? Hepsi var. Yani bizim kendi Arge merkezlerimizin de hükümetimizin desteği var. Onun haricinde üniversitelerin laboratuvarlarından faydalanabiliyoruz. Onlarla ortak projeler çıkartabiliyoruz. Proje yürüttüğünüz bir üniversite var mı ortak çalışma? Şu anda TÜBİTAK'la ortak yürüttüğümüz bir proje var. Ama onu söylemeyeyim çünkü bu sene inşallah raflarda görmeye başlayacaksınız ürünlerimizi. Çok farklı bir ürün mü? En güzel azından diyorum. O ürünün özelliğini alalım sizden. Ne farklılığı var mevcut boyalarda? Bir yangınla alakalı, yangın yönetmelikle alakalı. Yangınla ilgili, evet. Değil mi? Yanmayan boyalar geçiriyorsunuz. Bakalım. Dünyada var mı muadilleri? Tabii ki var ama biz bir adım önde ürünler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar zaten mevcut. TÜBİTAK'la beraber geliştirdiniz. Evet. Peki üniversiteleri de bekliyoruz değil mi? Hani diyoruz ya üniversite sanayi işbirliği. Evet. Bu ekosistemi yaratmak lazım. Bu anlamda sektör olarak belki... şöyle söylemek lazım. İş dünyası olarak neler yapılmalı? Yani üniversiteyle ben sanayimizin tam anlamıyla entegre çalıştığına inanmıyorum. Yani bir kopukluk var. Sanayici, üniversite, akademisyenler. Tabii ki bir akademisyenden hani bekleyemeyiz. O öyle şey olmaz orada da. Esasında olması gerekir. Ama orada biraz farklı bir sektöre göre. Şimdi biz ekonomiden iş eğitime geçecek. Bizim eğitim sistemimizde ezbere dayalıdan çok araştırmaya yönelik bir eğitim sistemimiz olsa, üniversitelerde okuduğumuz birçok kitabı biz artık emekli olduktan sonra sadece genel kültür için okusak da üniversite hayatımızda döneminde araştırmalarla sanayiye katkıda bulunacağımız projelerle geçirsek çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Peki boya sektöründe 4.0 dönüşümün neresindeyiz? Yatırım açısından şöyle sorayım. Yatırım açısından 2018 cazip mi? Ben cazip görüyorum. Yani demin de bahsettiğiniz gibi kredi garanti fonunun bu sene gene ikinci etap çalışmaları başlıyor. Bu çalışmalarda gerçekten büyük imkanlar tanıyor devlet. Bence 2018 yatırım yapılabilir yıllar arasında da
Ve son olarak 2018'e dair hedeflerinizi de toparlayalım mı? Gerek yurt içi gerek ihracat kısmında ayağında. Bizim gerek yurt içi gerek yurt dışında minimum %10 büyüme hedefimiz var. Bunu da şu anda yapabileceğimizi düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Boya sektöründeki tüm bilgileri bizlerle paylaştığınız çok için. Çok sağ olun. Evet, bugün Permalit Boya CEO'su Akın Akçalı bizlerle birlikteydi. Böylelikle reel ekonomiyi burada noktalıyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından iş dünyasında sigorta sektörünü konuşuyor olacağız. Sorularınızı da bekliyoruz. @bloomberg.com'dan ama öncesinde minicik bir ara.